Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2, Litvanya Büyük Dukalı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önceki bölümümüzde büyümüştük fakat Bohemia bize savaş açmıştı. Ve bizim en azından yarı toprağımızı almıştı. Ve biz de ona karşı bilenmiştik. Şimdiki hedefimiz... Tabii biz bir de Osmanlı ile müttefik olduk. Şimdi... Ne yapacağız biliyor musunuz? Büyüyeceğiz. Durmadan büyüyeceğiz. Küçük büyük toprak demeden büyüyeceğiz. Öyle bir hale getireceğiz ki Litvanya'yı Bohemia'ya karşı bir ant güç haline gelecek. Osmanlı'yı da kendimize müttefik edinmiştik. Şimdi şöyle çok güzel. Gelirimizi arttıracağız. Savaşlar yapacağız. Büyüyeceğiz. Ve Bohemia'dan intikamımızı alacağız. İsterse Kutsal Roma olsun, isterse şey olsun, bizim umurumuzda değil. Biz o savaşı açacağız ve Bohemia'nın içinden geçeceğiz. Ben ona kanaate vardım yani. Şimdi şöyle. Sıkıntı yok. Hiçbir şey yapamayacak. Dediğim gibi. Biz büyüyeceğiz. Durmadan büyüyeceğiz. Çok güzel. Ordumuzu başkente getirelim. Saldırmazlık paktı. Çok güzel. Şöyle saldırmazlık paktı. Dediğim gibi büyüyeceğiz durmadan. Hedefimiz şu an dediğim gibi Bohemia. Bu hedeften vazgeçmememiz lazım. Şimdi kaç işsizlik oranımız? 68. Umurumuzda değil. Direkt arttır. Teknoloji arttır. Geliri elimizden geldiği kadar arttırmaya çalışacağız. Macaristan'ı alacağız. Macaristan'ı kendimize katacağız. Şöyle. Teknolojiyi fulle. Şimdi bu gelenle geçenle savaş açacak. Biz de yanında büyüyeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde paramızı basalım. Ordumuzu basalım. Basabildiğimiz en büyük orduyu basalım. Ve Macaristan'a girelim. Şöyle hızlı bir şekilde. Çok güzel. Ekonomisi kadar ordu basacağız. Yalan yok. Paramız gerekirse eksi de olsun. Biz bunu yapacağız. İntikamımızı alacağız. Çok güzel. Ordumuzun hepsi gelsin. İnşallah bir iyi hatır sayılır. Ordu basmışızdır ya. bin. 75 bin. Şimdi tabii ki de biz sadece savaşmayacağız. 15 bin. Burada koskoca Osmanlı duruyor yanımızda. Sadece kendimiz savaşarak kendimize hırpalamayacağız. En yüksek ekonomisi olan yer nerede? Budapeşte. Şimdi savaş ilan et. Bir dakika yanlış. Savaş ilan et. Güzel. Oradan ilerleyebilir. Biz buradan ilerleyeceğiz. 7500. Çok güzel. Budapeşte yakınlarına kadar geldik. Güzel. 13.000'lik ordusunun olduğunu az çok tahmin ediyorduk. Çünkü Macaristan'dan bahsediyoruz yani. Az buz bir devlet değil.
Çok güzel. Hemen şöyle Budapeşte'ye girelim. Çok güzel. Macaristan aldık. Şimdi Budapeşte'den başla. Buraya gel. Şunları al. Çok güzel. Güzel, güzel, güzel. Bunları belki başardık. Bekle bizi Bohemya geliyoruz. Bekle. Bak, bak, bak. Oh, oh, oh. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de mi görüyorsunuz ya? Bizim topraklarımız geri mi geliyor sanki? Paramız hızlı bir şekilde artıya geçsin. Bakıyoruz Bohemya bayağı gerilemiş. Seninle ittifak olup aslında Osmanlı'yı da çağırıp Timur'u yıkabiliriz ama bunu yapmayacağız. Güzel, güzel. Bohemya yıkılıyor gözümüzün önünde. Bize savaş açmıştı, bize meydan okumuştu. Biz de bunun kiniyle duruyoruz şu an. Sen koy koy, sen benim sınırıma ordu koy. Kurtaramayacaksın, merak etme. Şöyle ordumuzu çekelim. Paramız artıya geçsin. Toprakları hemen şöyle ayarlayalım. Çok güzel. Paramız bunun sayesinde bayağı artıya geçecek bu arada. Macaristan toprakları sayesinde. Durun ya, dur bensiz. Bohemya mı alınır lütfen? Şu an içeridekiler hepsi, yani Kutsal Roma'dakilerin hepsi bağımsızlığını mı kazandı? Yoksa hani tek bir yine bir başka bir imparator mu seçtiler? Onu merak ediyorum şu an. Ya işte. Candaroğulları. Azma mazlumun ahını demişler. Çıkar aheste aheste demişler. Sayın Bohemia Kralı. Artık HRA diye bir şey yok. Size savaş açsam kim bana dokunabilir? Şöyle gel. Ya bak işte 8 adamla karşılarsın bizi öyle işte. Siz hiç merak etmeyin. Biz intikam için geri döneceğiz. Kabul. Bir toprakla da bir kişiyle daha savaştık ama kim bilmiyorum. Kim o? Ya Ruh. Mecklenburg. Hadi git oradan ya. Ya işte. Azmin sonu. Ordularınızı çekmediğiniz sürece ben Mecklenburg'la savaşa sürekli girerim. Umurumda da olmaz. Şimdi sıra bizde. İntikamımızı aldık. Gittikçe dağılıyoruz. Ve artık Bohemya'da bir krallık olmayacak ileride. Maalesef sizin için üzgünüm. Bana bulaşmakla en büyük hatayı ettiniz. Yani ben size demiştim. Barış yapın. Fazla toprağınız gitmesin. Size de yazık, bize de yazık. Ya, işte öyle olur. Memlük Sultanlığı mı? Aa, Memlük Sultanlığı savaş açmış. Kabul. Osmanlı onu böyle oyalar. Ha, ben de Bohemia'yı aldığım için. Güzel. Bu kadar. Bohemian daha toprağı kaldı mı? O da kalsın. Orada da o acı çeksin. Tüm toprağını alamıyoruzdur. Ama biz bize lazım olan toprakları alalım. Bizim olan toprakları alalım. Çok güzel. Tam da isabet attık. Yani artık topraklarımıza tekrar kavuştuk. İşte. İntikam. Böyle bir şey. Şimdi sıra geldi.
Memlüklere. Memlükleri de halledeceğiz tabii ki de. Ama şu geri kalan topraklarımız bir tamamlansın. Tamam. Buralar %100 olunca bizim için daha kafi olacak. Bunun etkisini çok büyük bir şekilde göreceğiz. Vallahi içim rahatladı var ya. Zaten her türlü savaşacaktım. Bohemia gücüm yetecekti. Anlaşmalı olarak Bohemia'yı yıktılar bu arada. Şimdi ben Osmanlı'ya yardım etmem benim için çok mu normal bir şey? Yoksa sonradan gelip beni vurmasın? Usman'dır yani bu. Hafife alınmaz. Evet, HR'yi de almış. Bavaria'dan gireceğiz. Bohemia'dan gireceğiz. Pomeranya'dan gireceğiz. Avrupa'ya, Fransa'ya doğru çıkacağız. Yani kısacası Avrupa'nın içinden geçeceğiz. Direkt düz hesap bu. Hedefimiz bu. Durum ne? Güzel. Zorluyorsun. Zorla. Önemli olan zorlaman, yenilmemen önemli. Daha sonra yenilmemen önemli. Ki bu topraklarda yenileceğini pek zannetmiyorum. Çünkü güçlü adamlarım var. Hatta ben de geliyorum yardıma. 50 binlik en azından. Küçük bir takviye orduyla. Hatta belki daha fazla bir orduyla. Başkentimizi tabii ki de yine eski yere taşıyacağız. Tamam. Ordumuz toplansın. Çok güzel. 98 binlik bir ordu bastık. En iyi verimli toprakların. Tamam. Deneyeceğiz. Şöyle çoğunu yolla. Diğerlerini burada bırak. Tamam. Gerisi bu topraklarda ilerleyebilir. Çok güzel. Memlük bence beklemiyordur bizim böyle bir atak yapacağımızı. Şu an Osmanlı bayağı toparlayabilir. Çünkü Memlük'ü kestik yani bildiğin şu an. Memlük'ün toprağını kestik. Çok güzel. Nereden gidiyorsun ki oraya? Oo, sen ta dolanacak mısın oradan? Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Bizim ordumuz gelir ya oradan. Hiç dolanmanıza gerek yok yani. Şöyle saldıralım biz. O ordusunu Osmanlı'nın orada beklesin. Litvanya geliyor arkasından yardıma. Tamam. Osman'ı da kurtardık. Ya bizim gibi müttefik var ya, zor bulunur ha. Çok ciddiyim bak. Bizim gibi müttefik zor bulunur. Tabii kendisine lazım olan toprakları da aldık. O da ayrı bir şey de. Yapacağımız bir şey yok. Ha, burada kaybetmeseydik iyiydi de. Alacağını zannetmem. Çok güzel. Memlük %95. Ordu full buraya gelsin. Denize çıkınca çok biz hasar yiyeceğiz. O yüzden şuradaki orduları sileceğiz. Elimizden geldiği kadar artıya geçmemiz lazım şu an. Tamam. Başka bizim nerede ordumuz var? Burada ordumuz var. Dediğim gibi sileceğiz. Paramız bir an önce artıya geçsin. Başka? 3000. Tamam, bunu da sil. Tamam. Paramız 8000'e ulaştı. Denizden çıktığımız için çok güzel. Şimdi Kahire. Şöyle biz verimli toprakları şöyle bir dizelim. Bu kadar mı olacak? Ya bu kadar mı yani? Yapacak bir şey yok. Devam. Madem bu topraklar, yapacak bir şey yok dediğim gibi.
10.538. Tamam. 10.000 ordumuz kalsın. İkinci duruma çıktık. İkinciye nasıl çıktık ya? 450 binle. Yani Ming'e bakıyorsun 1 milyona ulaşmıştır şimdi. 1 milyon 300 bine ulaşmış. Baksana şuna. Nasıl olabilir ya bu? Tabii biz yatırımlarla geçeceğiz Ming'e. Onu da unutmayalım. Tamam. Bu 10 binlik adamımız gelsin. Memlü'yü de yıktık. Osmanlı'yı güçlendirdik. Biz güçlendik. Sen daha hala İstanbul almadın mı ya? Sen kimle savaştasın? Venedik. Güzel. Hazır ve nazırız. İşsizliğimiz 69. Fazla. Fazla. Düzelteceğiz ama. Şu an amacım büyümek. Büyüdükten sonra zaten her şey kolaylaşacak. Bu yaptığımız saldırılarla zaten işsizliğimiz de azalacak. Ordumuz gelsin. Litvanya'nın başkenti neresiydi unuttum. Hemen şöyle. Bakalım. Vilnius ve Krakow diyor. Neresi bakalım? Rutense. Var mı? Görünüyor mu? Ben göremiyorum şu an. Litvanya, Polonya, Rutense. Şurada. Bir yerlerde. İsmi var mı? Ben göremiyorum şu an. Muhtemelen siz görüyorsunuz da. Polonya şey şöyle çizdi desek. Gerçi burası Budapeşte. İşte şuradan çizeceğiz. Hah burada. Buldum. Değil mi? Vilnius. Vilnius. Fark etmez. Başkenti taşı. Güzel. Başkentimizi taşıdık. Çok güzel. Şöyle hızlı bir şekilde ordumuzu basalım. Acımayacağız. Acımak yok. 17.500. Dur, öyle değil. 17.500. Gel. Hatta buraya 25.000'i yolla. Burada geri böyle kalsın. Tamam. Şöyle 270. Yanlış sildik ama olsun. Şimdi Bavaria ile ilişkimiz iyi. Ne kadarlık bir ordusu var? Çok rahat bir şekilde alırız. Bavaria'ya giriyoruz direkt buradan. O açıklıklar vermesek var ya. 1500. Hatta 1500 de böyle sıkıntı çıkmasın. Neyse. Orduyu getirtir. Çok güzel. Şimdi Bavaria'yı aldık. Bohemia'ya ayrıca kinliyim. Biliyorsunuz zaten. Bohemia'yı da alacağız. Şöyle hızlı bir şekilde. Hop. Yani Fransa bize savaş açmış. Başka papalık bize savaş açmış. Bu kim bunu bilmiyorum. Bunu tanımasam da olur. Hepsi kabul edecektir. Şöyle Bavaria'nın tüm topraklarını alalım. Fransa kabul etmedi. Şimdi. Kabul etmiyorsun. Allah Allah. Fransa'nın gücü ne ki? 400 bin. Peki geçiş izni alır mısın? Almazsın. Garip bir durum. Yani harbiden garip bir durum yani. Arada kontrol edeceğiz. Bak mesela bundan ama Avusturya'dan almışın. Avusturya'dan nasıl geçeceksin ki? Alıyor yavaş yavaş.
Peki ben Avusturya'ya alırsam nereden geçiş izni alacaksın? Alamazsın. E hadi barışa bak bari. 2 yıl geçmiş aradan. İkimizin de bir yararı yok yani bu savaşın. Yok diyor ya, yapmam diyor. İnşallah buraya çıkarma atmaz. Doğru, benim böyle bir... Aa, geliyor. Tabi bu adamını kaybedince aklı başına gelecek. Heh, geldi mi aklın başına? Gelmemiş. Yapacağımız bir şey yok. Çıkarma atmayı planlıyor. Yani buradan böyle savunup kendisini de bitirebiliriz bu arada. Öyle bir mantıkla da gidebiliriz. Deniz olduğunu hatırladı demek ki. Paramız ekside. Alo, paramız ekside. Hadi barış yap ya. Allah Allah. Barış yapmamandaki amaç ne acaba? Hani onu bir öğrenebilir miyim? 17.664. Orduyu tüm buraya getirsene. Burada ikmal, buraların hiçbirisinde ikmal kampı yok mu ya? Bir dakika, Osmanlı'nın de var mı? Yok, göremiyoruz. Hadi barış. Aha. Buralarda bir şey gördüm ben. Buralarda bir param artıya geçti. Allah Allah. Güzel. Paramız burada artıya geçti. Paramız niye artıya geçti bir anda böyle? Garip. Garip. Ha, şöyle ya. Paramız burada nasıl artıya geçti? Ben hala onu çözmeye çalışıyorum da şu an. Yolla, bu arada ordumuz yani var yani bu sefer. Bu sefer harbiden ordumuz var yani. Bekle Bohemia, bekle. Sana çok bir skinliyim şu an. Bu bölüm seni almadan çıkmayacağım. Zaten bizi mahvettiğin İngiltere ile de savaşıyor musun? Sen kimsin ki İngiltere ile savaşıyorsun? Benim burada ekonomi bölgen neresi? Tam en uzakta, en uzak bölgeymiş. Sen savaştayken senin şu yanındaki devleti ben bir hüpleteyim, yutayım da. Pomeranya'ymış. Tamam, buradan ilerleyeceğiz dümdüz. Hadi bakalım. bin adamıyla girdi. Çok güzel. Pomeranya diye bir devlet de kalmadı artık. Yavaş yavaş Kutsal Roma'dakilerini kendimize katıyoruz şu an. Farkında mısınız? Şimdi Toton şövalyeleri. Tabii Kutsal Roma'da değil de. Bu da yanımızda yani. İyi bir toprağı var. Savaş açsa bizi en azından oyalayabilecek bir kapasitesi var. O yüzden bunu da almamız lazım. Şöyle hızlı bir şekilde bir tanesini yarım başlattık ama olsun. Şimdi bunları bir başlat. Bunlar %100 olsun. Bunların bize getirisi olacak. Çok güzel. Bitiriyoruz, bitiriyoruz. Az kaldı. Hızlı bir şekilde yapıyoruz şu an. Elimizden geldiği kadar. Kaç dakika olmuş? 24 dakika olmuş. Sıkıntı değil. Bitirebilecek kapasitemiz var. Hadi bakalım. Güzel. Zaten biliyorduk. Çok güzel. Toton şövalyeleri diye de bir şey kalmadı artık. Yani şu an son durum bu.
Bence Osmanlı bizde müttefik olduğuna şükretmeli. Evet, Timur da şey de kendini bitirmiş. Sonraki bölüm Altın Ordu'ya dalalım ya. Bohemia bir kenara, Bohemia'nın şu an çok önemli bir şey yok. Gerçi Avrupa toprakları verimli ama olsun. Kaç tek %70 nedir ya? %70 nedir ya? Neyse, bu videoyu burada bitirelim. Videodan beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Cidden var ya, intikam aldım ya şu an. Yani son durum bu. İntikam hırsının şeyi sonucu. Videodan beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.